Hong Kong gözünü Webüş'e dikti adı altında. Haberi inceleyip Hong Kong tarafından gelen bu haberleri şöyle bir inceleyeceğiz. Şimdi önceki videoda Çin üzerine biliyorsunuz konuşmuştuk. İşte biraz böyle acite bir haberdi. Diyordu ki Çin tarafı yeni gelen Merkez Bankası Başkanı ile işte Çin Halk Bankası'nın başkanı ile birlikte artık kripto paralara dair geri dönüşleri konusunda umut kalmadı bilmem ne. Şimdi zaten sıkıntı şurada. Eğer ki Hong Kong tarafı ilerledi diye ki Hong Kong bildiğiniz üzere Çin'den bağımsız hareket edebilen bir taraf değildir. Özerk denir fakat Hong Kong'un dediğim gibi böyle Çin'den bağımsız olabileceği bir yanı yoktur. İstedikleri zaman el atabilecekleri ve at koşturabilecekleri bir durum hakimdir. Hatta bunu şeye bağladılar. İşte Çin ekonomisini ve Çin şey Hong Kong ana karasını bağımsız olarak değerlendirdikleri için Hong Kong'un şey kripto paralar konusundaki olumlu yaklaşımına destek vermemelerine rağmen göz yumdular. Yani bu yorum saçmalığın daniskasıdır. Bunu söyleyecek kişi konuşmasa çok daha iyi ve hayırlı olacaktır diyebilirim. Bir diğer konu Arthur Ashe'in genel olarak yapmış olduğu açıklamalar doğrudur. Çin tarafı hiçbir zaman bunu tabii söylemedi ama yani Çin tarafı hiçbir zaman şey yapmayacaktır. Böyle bir anda çıkıp ya biz kripto paraları kabul ediyoruz. Hiç değilse bunu yakın yıllarda yapma ihtimalleri yok. O kadar da büyük konuşuyorum. Fakat kendi özel sektörünü hiç değilse devlet eliyle olmadan kendi özel sektörünü rahat bırakıyorlar bu konuda ve özel sektörünün kripto paralara yaklaşımına müsaade ediyorlar. Önceden bunu da yapmıyorlardı. Üzerlerinde ciddi bir baskı vardı fakat şu anda bunu geri çektiler. Yarın öbür gün şu an ABD tarafında da izlediğimiz gibi bakın ABD'nin özel sektörü, dev fon yöneticileri, varlık yöneticileri piyasayı resmen katalize etmeye devam ediyorlar. Hal böyleyken bir de Çin tarafındaki özel sektörü düşünün bakalım neler olabilir. O yüzden çok önemlidir. Aynı anda Hong Kong'la aralarındaki korelasyona da müsaade etmekle birlikte sanki kripto paralar yasakmış gibi ki yasak fakat Hong Kong üzerindeki ETF'lerden ve şirketlerden Çin ana karasındaki bu oluşturan şirketlerin o tarafla korelasyonlu oluşturarak aslında el altından piyasadaki varlığını somut anlamda devam ettirecekler. Bu her ne kadar yatırımcı tarafından anlaşılmasa ve bir FOMO'ya sebebiyet vermese bile doğal bir şekilde muhakkak piyasayı katalize edecektir ve durumu sağlayacaktır diyebiliriz. Hong Kong diyor gözünü Webüş'e dikti. Ha bu arada tabii Çin tarafı aynı anda piyasadaki bu şeylerle kategorilerle alakalı çok ciddi bir şekilde ilgilenmektedir. Mesela Çin'de yapay zeka olsun, Webüş olsun, Metaverse, NFT'ler bunlar üzerine blockchain zaten korkunç şekilde bir kullanım oranları ve daha doğrusu korkunç şekilde bir inovasyonu vardır bakınız. Bunu da belirtmek lazım. Özellikle Hong Kong şu an büyük ölçüde Webüş üzerinde durmaktadır. Webüş coinleri de piyasada işte Ethereum, Cardano, bla bla, Polygon sayarsınız gider. Kripto merkezi olma yolunda büyük gelişme kaydeden Hong Kong hükümeti şimdi de gözünü Webüş'e dikti. Özellikle bir Çin kriptosu olarak bilinen ve geçtiğimiz vakitlerde 30x'e yakın çok kısa bir süre içerisinde yani bir ay işte 1,5 ay gibi bir sürede 30x'e yakın bir rally yapan CFX coin akıllara gelecektir. Conflux bir Web3 projesidir. Aynı anda hem sağlam bir Web3 projesiyken tabii China Telecom, Tencent falan derken Çin tarafındaki özel sektör devlerinin de desteğiyle korkunç derecede yükselişler gerçekleştirdiğini hatırlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir basın açıklamasına göre Hong Kong Web3 gelişimini teşvik etmek için ayrı bir departman kurdu. Aynen Web3 gelişimini teşvik etmek için ayrı bir departman kurdu. Tabii aynı anda buna benzer bir şekilde piyasadaki siber güvenliği sağlayabilmek için de kolluk ekiplerini görevlendirdi ve ayrı bir ekip oluşturdu. Bu arada tabii sadece CFX değil, az önce CFX dedik ama VIDT olsun, işte COMP vesaire, hani Selfkey piyasada farklı bilinen ve iyi diyebileceğimiz
kripto paralarda farklı kategorilere mensup olmak suretiyle mevcuttur. Hong Kong hükümeti tarafından kurulan departmana ise Mali Sekreter diyor Paul Chan'ın başkanlık ettiği belirtildi. Yapılan açıklamalara göre departmanda ilgili sektörlerden 15 resmi olmayan üye bulunuyor. Bahsi geçen üyelerin yanı sıra Webüç'ün teşvik edilmesi için kurulan departmanda hükümet yetkililerinin de yer alması bekleniyor diyor. Doğru. Bu arada tabii Webüç alanında ciddi çalışmalar yürüttüler. Çin tarafında yakın zamanda Hong Kong üzerinde biliyorsunuz iki tane büyük fon oluşturuldu. Bunların post konsensüsünü kullanan yeni Webüç projelerine bu fonun ayrılacağı belirtildi. Yani evet genel olarak hem post hem de Webüç alanına çok ciddi anlamda bir geliştirme ve olumlu durum söz konusudur. Hong Kong sıraya Webüç teşvikini koydu diyor. Hong Kong'un Webüç'ün teşvik edilmesi için kurulan departmanın başkanı Paul Chen basın açıklaması düzenledi. Chen, kriptonun temelini oluşturan blok zinciri teknolojisi güvenli, şeffaf, düşük maliyetli ve finans iş operasyonları ve ticaretteki birçok zor sorunu çözme potansiyeline sahip ifadelerine yer verdi diyor. Doğrudur. Bunlar zaten şu anda blockchain teknolojisinin bu kadar ilerlemesi, modern finans dediğimiz ve ilerleyen vakitlerde devletlerin bu geleneksel para birimlerinin dahi tokenlaştırılması ve CBDC mantalitesinin tamamen oluşturulup halka bunların kullandırılması. Şu an Kanada bunu yapmaya çalışıyor. Bunun için 4 kripto parayı biliyorsunuz sınırlandırmasını Litecoin, Bitcoin Cash, Bitcoin, Ethereum olmak üzere üzerlerinden kaldırdı. Aynı anda Çin'de çok sıkı bir şekilde blockchain teknolojisi ve dijital yuan üzerine çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Bütün bunların yanı sıra Ethereum gibi devler de özel sektörden hız ve ölçeklenebilirlik üstünden güvenilirlik üzerinden yürümeye devam etmektedir. Öte yandan hükümet Web3 ekosisteminin gelişimi için önümüzdeki Şubat ayında diyor 6,4 milyon tahsis edeceğini açıkladı. Evet, gelişimi için Web3'ün ekstradan bir ücret tahsis ediyorlar. Çok iyi. Chen daha önce Şubat ayında yaptığı 2023-2024 bütçe konuşmasında Web3 ekosistemin geliştirme ve sanal varlıkların geliştirilmesi için bir görev gücü kurma ihtiyacından bahsetmişti diyor. Aynen öyle. Ve tabii ki bu görev gücü kuruldu. İlerleyen vakitlerde de yeni potansiyel yaptırımlarıyla karşımıza çıkacaklar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.